Login'i başarıyla yaptık. Mesela şurada bir şey yapabilirdik. Hani kullanıcı girişi yaptık ya. New kullanıcı dedik. Mesela bunun ID'si yok, değil mi şu an? ID yapmadık. Ama şöyle bir istek olabilirdi. Constructor bunu alsın. Hani farklı constructor da yapılabilir. Kullanıcı ID'si de bir tane GUID olsun. Bunu yapmanıza gerek yok. New GUID bu şunu sağlar. Benzersiz bir GUID oluşturur bu. Tabii bu şey olduğu için integer alıyor kullanıcı ID. Bu da bir GUID tipinde geri dönüşü var. Bu nedenle buna atanmaz ama şöyle bir ihtiyaç olabilir. Hani nesne örneğini oluştur ama buna benzersiz bir ID ver. Ben bunu yöneteceğim mesela. Şöyle düşünün. Sunucudan bir veri alacaksınız. Öyle bir veri olmalı ki bunu log olarak tutmalısınız. Tamam, veriyi oluşturursun orada. Ona bir işte datetime verirsin, oluşturma tarihi. Daha sonra da buna bir ID verirsin, GUID. Bunu da database'e yazarsın. Onu nesne olarak kullanabilirsin şeyde, istemci tarafında. Ya da şöyle olabilir. Burada dersin ki kullanıcı diye bir şey var, sınıf var. O sınıfın bana nesne örneğini gönder ama içerisinde şifrelenmiş olarak bir şey gelsin. Tamam, şifreleme yaparsın. Yani bu GUID yerine işte kullanıcı ID'yi şifreleyerek alırsın mesela. Burada alacağın veriyi mesela örneğin şifrele diye bir metot yaptık diyelim. Buna kullanıcı ID'yi verdim. Bu şifreledi. Sonra da işte string olarak sana buna atadı. Sen de kullanıcı nesnesini aldın istemciye. Buradaki kullanıcı ID ya da şifre şifrelenmiş bir şekilde sana geldi. Gibi. Sadece nasıl işinize yarayabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde işlemler için kullanılabilir. Çünkü bazı durumlarda olabiliyor. Yani sunucudan size özel bilgiler gelmesi gerekiyor. O özel bilgileri de bu şekilde servis üzerine almalısınız. Hesaplama kısmını sunucuya bırakmalısınız. İstemcide yapılmaz o. Gibi. Girişi yaptık. Girişten sonra kullanıcı ekleme işlemini yapalım. Aslında asenkron işlemlerinde kullanıcı ekleye çok fazla ihtiyaç yok şu an için. Bunları yapmıştık daha önce. Kendiniz bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Test olarak bunu geliştirebilirsiniz. Formlarını, hatta bunu web formlarını yapmanızı istiyorum. Mesela işte biz win tarafını eksik olarak yaptık. Sonuçta defalarca yaptığımız işlem bu adonet işlemleri. Link olsun, entity framework olsun. Bunların formlarını tasarlayın. Sonra da web tarafını geliştirmeye odaklanın. Bu şekilde hem servis kullanırsınız hem de adonet tarafında tecrübe edersiniz. Ben özel bazı konuları anlatacağım. Mesela bir combo box nasıl doldurulur? Bu daha spesifik bir bilgi servisler için. Bazı özel noktaları var çünkü. Bunun için bir tane combo box'a kategorileri indireceğim. Kategoriler burada. Evet, ufak tefek var bir şeyler. Bunu biraz daha doldurayım. Birkaç tane daha ekliyorum. C dili.
kategoriler ekledik. Bu kategorilerin bir combo box'a listeleyeceğiz. Burada da tahmin ederseniz asenkron olarak kullanacağız bunu. Kullanıcı kısmını kapatıyorum. Sadece şuradan genel bir yapıyı kopyalayayım. Şu çerçeveyi alayım. Düzenleyeceğim içerisine. Öncelikle kategori listelemeyi nasıl yapacağız? Bir kere benim elimde bir kategori listesi olması gerekiyor. Ben DataRader'la bunu okuduğumu varsayalım. DataRader'la okudukça bir listeye kategorilerin adlarını eklemeliyim. Yoksa DataRader'ın özelliği neydi? Okuduktan sonra unutur. Sadece ileri doğru, geriye okuyamaz. O zaman ben o okudukça listeye ekleyeceğim filan. Ben bunu diyorum ki list string alsın. Burada birkaç farklı hataları da göstereceğim. Hangi yöntemler kullanılabilir? Kategori getir ya da kategorileri getir. Web metodunu diyelim. Bunlara ihtiyacım yok. Döndürme olayları falan farklı olacak. Şeye ihtiyacım yok. İF'e. Sadece şu kısım. Select. Raider oluşturacağım. SQL Data Raider. Null olsun. Onları bir listeye eklemem gerek. İçeride bir liste oluşturuyorum kategoriler adında. Bunun servisini deneyeceğiz.
kategorileri getir, çağır. Kategoriler geldi. Bakın burada XML-DS olarak benim sitemin adı var. Cihanosan.com. Ve bir array olduğunu söylüyor. List şöyle. Bunun list string gönderdiğim için list zaten bir array'di. Neyin array'i? String'in array'i olarak gönderdi. İçerisinde hepsi string. Şimdi bunu uygulama tarafında kullanacağız. Servisi update ediyorum. Yaptıktan sonraki kısımda kullanacağız. Karşısına veri yazacağız. Seçileni. O yüzden label'ları isimlendiriyoruz. Şunun da drop-down style'ını değiştireceğim. Bu normalde edit table. Göstereyim. Asenkron bir şekilde çalışıyor gene. Yeni form açılacak. Bakın editable burası. Bir şey listelense bile edit edilebiliyor. Bu bizim stratejimizde doğru bir yöntem değil. Gerekli de değil. Kategori isimlerini gösterecek sadece. Şurada drop-down style var. Bunu drop-down list yapıyorum. Ve görünüm bu şekilde oluyor.
şöyle. Düzenlenemez. Evet. Şimdi uygulamaya geçelim. Servisi yaptık. Update'i de yaptık. Servis metodu ve update. Burası load olurken burası dolması gerekiyor. Ha, bu arada şunu da yapalım. Burada da bir simüle işlemi yapalım. Trade sleep. Yaptık. Servisi tekrar update etmemiz lazım. Onu da unutmayalım. Şuradan tekrar update. Box'a dolduracağım. CMB kategoriler data source. Proxy nokta kategorileri getir. Bu bana array of string diyor. Bir liste veriyor yani. Bir çalıştıralım. Test ederek gidelim bu şekilde. Bakalım ne görünecek. Evet, şu an açılmadı. Bekliyor. Bakın 5 saniye bekledi aslında. O ekrandan gittikten sonra 4 saniye bekledi pardon. Sonra bunları getirdi. Ama ederseniz veriyi hafızaya almadan önce formu göstermedi. Bakın şu an bekliyor. Bu kaybolduktan sonra veriyi doldurmayı bekliyor. Şimdi geldi. Bunu nasıl asenkron yaparız? Kapatıyorum. Açıklama satırı yapacağım. Burayı tekrar ediyorum. Buraya dikkat edin. Bakın, bu login'in durdurma işlemi. 4 saniye burada durduracak ben bastıktan sonra. Benim formumla ilgisi yok. 4 saniye burada durduruyor. Daha sonra form açılacak. Ondan sonra boşken, bakın boş şu an. Şimdi dolacak. Form kilitlenmedi. Asenkronun faydası. Öbüründe ne oluyordu? Bekliyordu orada. Hafızayı almak için bekliyor. Şöyle bir test edelim. Şunun properties'inden cursor'ına geliyorum. Cursor'ı
Wait. Wait cursor. Tabii bu biraz pek iyi olmayacak ama idare eder. Deneyelim. Bakın üzerindeyken. Ha, bunu ne yaparsın? Bu dolduktan sonra cursor'ını değiştirirsin. Dinamik olarak yaparsın. Evet, mesela veri bu default oldu. Şey olabilir, biz defaultunda değil de bu dolana kadar cursor'ı normal şey bu şekilde wait olur, sonradan normale dönüşür. Mesela CMB kategoriler cursor şöyle olsun. Cursor tipinde. Cursors nokta örneğin evet wait evet wait cursor bu şöyle olacak form load olduğu zaman bu wait olacak complete olduğunda da normaline çevireyim. Default yaparız. Normali default. Üzerindeki şeyi de değiştireyim. Şu buradan ayarladığım wait cursor olayını değiştireyim ki karışıklık olmasın. Default burada da. Burada da aynı şekilde bir imaj gördünüz. Şimdi tekrar yapalım. Yani istediğim şey oldu. Form açılacak ama veri dolana kadar cursor o zımbırtı şeklinde dönen wait cursor olacak. Bakın şu an wait cursor ama dolduğunda kaybolacak, none olacak. Bu da yapılabilir. Şimdi buraya kadar tamam, yalnız bazı problemler var burada. Mesela bunun ID'si var mı? Yok. ID'si yok. Bunu nasıl yaparız? Geldim. Deneyeceğiz, tamam mı? Hatanın birini deneyelim mesela. Dictionary'yi. Bu benden key value istiyor. Key integer olsun. İşte value'su da string olsun. İçeriği de hatta şöyle yapayım. Bu kalsın. Bunun kopyasını yapayım. Teoride güzel bir çözüm. ID vesaire. Kategoriler nokta add dediğim zaman
Benden key value istiyor. Zaten ID ile şeyi alıyorduk ben. Alıyorduk ad bilgisini. Reader.get int 32 0 olsun. Get string 1. Bunu da aldık ve geriye döndürdük. Build it. Şuradan servisi update ederken pat diye mesajı aldık. Bunun nedenini şurada açıklar. ASMX'i çalıştırıyorum. Hayır, dictionary'yi. Dictionary'yi desteklemiyor. Bu kadar basit, net bir açıklama. İşlevsel olarak doğru olsa da, programsal olarak sorun yok ama servis, web servis bunu desteklemiyor. O zaman şunu da açıklama satırı yapayım. Hatalı diye bunu yaptık. Biz olması gereken yöntemi kullanacağız. Bu da tabii ki kullanıcı sınıfı. Nedir bu? Düzeltiyorum. Kategori sınıfı. Kategoriler değil şu an. Kategori listesi oluşturacağım. Bu da aynı şekilde. Bu normalde doğru. Şurayı kopyalıyorum. Kesiyorum. İçerisine gittik eksik. Bu bir kategori nesnesi istediği için içeride new ile türetmeliyim bunu. Ve içine bunu yapıştırmalıyım. Derdim. Kategori diye açıklama. Bunun overload'unda şey yok sanıyorum. Bunda da bir düzenleme yapmamıştık. Bakın 3 tane parametre alan overload var. Bunun 2 parametre alanını oluşturuyorum. Bir şey deneyeceğim. Çalıştı, sorun yok. Burada içerisine şunu gönderiyoruz. Tabi onu göndermeden önce bunu düzeltmemiz gerekiyordu. Service update unutmuyoruz. Şimdi burada kullanabiliriz. Ad ve açıklama. Evet, diğerini yapmamışız, yani düzenleme yapmamışız. Bize ID lazımdı. Yanlışlıkla silmişiz. Kategori ID. Kategori ID.
Evet. Şimdi 4 saniye bekleyecek. Gene bunları geriye döndürecek. Kategoriler nokta at. Burada artık içerisinde ID de var. O zaman ben şu şekilde elde edebilirim bunu. Bakın burası list string kullanımı. Kategori kullanımı olması gereken bu. CMB data source e.result bu sefer bana kategori dizisi döndürüyor. Doğru, herhangi bir sorun yok. Ne görünecek? Display member içerisindeki bilgi neydi? Kategori şu, sadece alt yazacağım. Value'suna da kategori ID. CMB value member kategori ID bu kadar. Yine bekletiyor bizi. Devam etti. Cursor. Evet, şurayı da yanlışlıkla kapatmışız. Bunun onunla ilgisi yok. Şimdi olur. Tamam, veriyi aldığımızı gördük. Şimdi diyorum ki, bu seçildiği zaman selected index change olduğunda şunu yapalım. Öncelikle bir yerden veri alacağım. Nereden alıyorum? Ben seçilen combo box'ı elde etmeliyim. Bir kere şöyle yazabilirim. CMB kategoriler falan. Bu basit. Yani iyi bir yöntem değil. Bize zaten selected index change sender ile bunu getirecek. Sender'ı al. Bunu combo box'a çevir. Bunun içerisinde örneğin select, şöyle göstereyim. Message box'ta text'i göstereyim mesela. Seçili text görünsün. Bakın C sharp, seçili olan C, Ruby vesaire. Veriyi aldım, sorun yok. Devam edelim. Bu veriyi elde ettik. Şimdi diyorum ki seçilenin bilgisini şuraya yazdırmak istiyorum. ID'si, ad ve açıklama. Şimdi açıklama için ekstra bir işlem yapmam gerekebilir. Kategorinin bir de bakıyorum kullanıcı sınıfı dönüyorduk. Nereden? Evet, kategori. Burada ekstra bir de onu alırım. Sorun değil. Mesela şurada açıklama diyeyim. Kategori sınıfında da zaten şurada 3 overload'u var. Gider buna da reader.getString 2 dediğim zaman sorun çözülür. Oradan artık açıklamayı da alırız. Şimdi buradayken elde ettiğim veriyi yazdırayım.
geliyor bana. Combo Box. Selected Values'unu elde edeyim. Values'umda ID var. Text'i de string cut at. Bu da text'i. Sonra da bunları, burada da mini bir hata olacak. Bunu da düzenleyeceğiz. Cut at dbl kategoriler diyeyim. Id. Şeyden kaynaklıdır. Yapıyı değiştirdik şurada. Servis update etmedik. Şurada yapı değişti, servis update olmadı. Kullanacaktık diye. Yöntemi zaten kullanmak için yeterli zamanımız yok, şu açıklamayı almak için. O yüzden eski yöntemine çeviriyorum. Yine döndü, hatta yine verecek. Bunu zaten bir kontrol edeceğim de, ilk yüklerken olmaması gerek. Normalde şöyle yapacağım. Yukarıdan aldığımızı düşünelim. Combo box. Sender al. Bunun selected indeksi sıfırdan büyükse bunu yap. Başlangıçta böyle hata verecek ama şu anki hatanın sebebi istediğimiz gibi oldu. Service Oriented SOA, Service Oriented Architect. Tabii. Şu açıklamayı da pardon. Tekrar bize böyle geliyor zaten. Thank you.
geldi. Şurada da bunu şöyle de yapabiliriz. Bu zaten bir combo box olarak geliyor ya, her seferinde bunu almak pek doğru değil. Bir tane combo box oluştur. CMB yap. Tekrar sorgu yapmam gerekecek. Yani şurada not olarak alıyorum. Bunu siz yaparsınız. Buraya gelecek veriyi ikinci bir sorgu ile elde edip açıp tabak kısmına yazdırın. Şimdi biz veriyi şey üzerinden alıyoruz. Ben şurada A-Result'tan alıyorum zaten aslında kategoriyi. Buradan istersem alırım. Hatta onu yapalım. Mesela kullanıcı sınıfı. Pardon, kategori sınıfı. Neydi bu? Buyur. Kategori cut. Buradan gelen veriyi içerisinde dizi olarak aslında dizi getiriyor. Çok böyle kapsamlı şeylere girmiyorum ben diyor. Ondan değil mi? Evet, bu liste çevirmem lazım. Nereye değildi? Liste. Dizi olarak geliyor. Bunu listeye çevir. Onu verdik. O zaman şuradan kategori nokta ne geldi bize? İlkinde açıklama olsun. Çok merak ettim ne oldu? Yazdık ya. Evet. C sharp eğitimleri. Onu yenilemedi çünkü yani bir tane oluşturdu. Burada
da şöyle. Her seferinde burada denemek için sıfırı aldık. Bize bir liste geliyor. Evet, bunu da çözdük. Şimdi kategoriyi oluşturduk. İçeride bunun listesini oluşturdum. Sonra da bunu buna verdim. Bunu buna verdiysek onu tekrar buna vermeye gerek yok gibi bir durum. Tabi burası to list. Gerçi fark etmiyor. Data source listede. Bunun listesini de alır. Onu ona bağlayacak isimleri verdik. Evet. Sonrasında da şurada bir mevzu var. Selected index change'de şunlar tamam, sorun yok. Ama açıklama kısmında biz combo box'tan veri alamıyoruz. Sonuçta combo box'ta bulunan veri ad ve ID bilgisi sadece. Diğerinde tekrar bir sorgu yapmamız gerekiyor aslında. Bu da şöyle. Kategori içerisinde, şu kategori listesi içerisinde single ile bir linku yöntemleriyle bir sorgulama yapıyoruz aslında. X eşittir ıvır zıvır x nokta kategori ID. Yani kategori içerisindeki kategori ID ile şuradaki ID eşleşiyorsa onun bilgisinin açıklamasını bize ver. Şimdi çalıştır bunu. Sonra emirin motoru yansın. Şunu test edelim. Evet, bekliyoruz veriyi. Büyük bir heyecanla. Geldi. Java dili bla bla. Python programlama dili C++ işlem başarılı. Hayırlı olsun.